Raporla ilgili tam olarak şüpheniz nedir? Maktulün uyuşturucu kullanmadığını düşünüyoruz. Yani kafasındaki yara da düşmeye bağlı değil, darbeye bağlı gibi geldi. Ama tabii işin ehli sizsiniz hocam. Sizin de öngörüleriniz önemli. Ama okuduğum kadarıyla bir sorun görmedim. Uzmanımız geldiğinde bir ona sorabilirsiniz. Ha, bir saniye. Ne oldu, neye baktınız? Çok önemli bir şey değil aslında. Asistan Necat da otopsiye katılmış. Dün o saatte vardiyası değildi de ona baktım. Bu olağan dışı bir şey mi? Yok, değil. Çalışanlar arasında sözleşip yer değiştirenler olabiliyor. Evet. Peki, kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Ezgi, şu Necat'ın adresini bulsana. Tamam müdürüm. Niye şüphelendiniz? Bu kadar önemli bir cinayet dosyasına bir asistanın rapor yazması normal gelmedi bana. Bu Necat'ı araştıracağız. Tamam, Sinem'den alıyorum adresi. Buyurun, buyurun. Hayatım, siz dersinize içeride devam edin. Olur, tamam. Biz de memur arkadaşlarla bir şeyler konuşacağız. Otur bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Dün yapılan otopsiye sen de girmiştin değil mi Necat? Hatta orada karşılaştık. Doğrudur da, konu ne? Biz raporun hatalı olduğunu düşünüyoruz. O zaman gidin doktora sorun. Bana niye geldiniz? Raporda imzan vardı ondan. Bir hata olabilir mi? Ha, bir de dün sizin izinli olmanız gerekiyormuş aslında. Vardiya değişimi yapmışsınız. Evet. Bir arkadaşın acil bir işi çıktı. Onunla yer değiştirdik. Yeterli mi bu kadar? Haftada bir gün izin kullanıyorum da ailemle vakit geçirmek istiyorum. Peki. Sizin keyfinizi bölmeyelim. Sonra nasıl olsa konuşuruz. Hadi Ezgi. Adamdaki gerginliği fark ettiniz değil mi? Baskı altında hisseden insan tepkileri işte. Sakin kalmaya çalıştıkça açık verirsin. Suçlu psikolojisi yani. Şeyler sakladığını adım gibi eminim. Şu Necat'ı araştırmaya devam edin. Sosyal medyası, banka hesapları. Her şeye bakın, tamam mı? Tamam müdürüm. O kadar da detaylı inceliyorsunuz değil mi? Evet müdürüm, Sinem de bakıyor. Kalabalık bir terörist grubun peşine düşeceğiz. Herkes çok dikkatli olacak. Bindikleri kamyonet köyden çıktı. Bir süre takipte kalacağız. Müdahale için uygun zamanı ve uygun mekanı kollayacağız. Hedefimiz silahlı ve tehlikeli 8 terör şüphelisi. Bir arkadaşımız hali hazırda takipte. Ona yetişeceğiz ve teröristleri gölge gibi takip edeceğiz. Bir dakika beyler. Kiraz teyze, cenazeyi durdurmamız lazım. Ne diyorsun oğlum? Kiraz Hanım, durdurmamız lazım. Tekrar otopsi yaptıracağız. Böyle olmaz. Azap mı edeceksiniz kızıma? Bırakın toprağına koyalım. Katil de dışarıda mı geçsin o zaman? Kızına bunu yapanı bulmayalım. Bulun, hapse girsin. Bulmamız için bize yardım etmeniz lazım. Hadi ablacığım, izin ver götürelim cenazeyi. Peki, nasıl biliyorsanız öyle yapın. Geri götürüyoruz cenazeyi. Hadi, hadi. Hadi arkadaşlar, hadi. İzin verin hadi. Bize. Hadi arkadaşlar. Hadi cenaze lütfen. Aracına geri yürüyoruz. Hadi. Dalma artık şu telefona. Gözüne yazık güzelim. Aramadı mı hala? Sevda, lütfen ama. Pişti. Bunlar olmuş mu? Oldu, oldu. Oo, amirim. Gözümüz yollarda kaldı. Selam. Herkese selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne hoş zahmet ettin. Her şey vardı Hüsnü abi. Olur mu canım? Ya. Nereden çıktın sen? Burayı nasıl buldun? Vallahi Erkan sağ olsun konum attı. Sürpriz olsun dedim. Söylemediniz değil mi? Yok abi. Bütün gün surat astı. Anca güldü Esra Hanım ya. Söylesek böyle mi olur? İyi ki geldin. Öyle mutlu ettin ki beni.
Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok yandı abi, bunlar, sağ yandı, 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 yandı. Çevir, yandı. Çevir abi. Engin, hayvola bu saatte? Ya geçerken uğradım. Rahatsız etmedim inşallah. Saçmalama aşkım. Şaşırdım sadece. Beklemiyordum seni. Ya biraz konuşsak iyi olacak. Aşkım şimdi mi? Ne oldu? Ev müsait değil galiba. Engin'cim, müvekkilim burada Okan. Gel tanıştırayım seni. Müvekkilim Okan Bey ve asistanı. Memnun oldum. Başak, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu adam ne arıyor burada? Engin'cim, bu adam dediğim benim müvekkilim. Ayıp ediyorsun. Ne ayıbı ya? Herif cinayet şüphelisi. Avukatımla görüşmeye gelmem suç mu oldu? Uzatma da çık dışarı hadi. Al asistanı da defol git. Engin, ne yapıyorsun? Sorun değil Başak Hanım. Sonra görüşürüz. Hadi Asuman. Kusura bakmayın Okan Bey. Ben sizi sonra arayacağım. İnanmıyorum sana ya. Engin, o kovduğun adam benim müşterim, müvekkilim. Ve aynı zamanda bir katil zanlısı. Bu seni hiç rahatsız etmiyor mu? Engin'cim, ben Okan'ı küçüklüğünden beri tanıyorum. Babasıyla da bir sürü iş yaptık. Yani sırf sen rahatsız oluyorsun diye o insanlara sırtım dönecek değilim. Anlamıyorum ya. Cinayet şüphelisini evine alıyorsun, baş köşeye oturtuyorsun. Ama suçlu ben oluyorum, öyle mi? Ya ben böyle bir saçmalığa gelemem. Engin, ya dur bir saniye. Arayan soran yok değil mi? Mesut'tan bir haber falan? Ha, yok. Benim telefon kapalı zaten. Herkesten başka bir hat aldım yani. Yani bir gelişme olursa diye. Aklın orada değil mi hala? Yok. Şimdi burada. Şuraya müdürüm. Bunu yukarıya götüreceksin, imza eksik. Hadi. Tamam müdürüm. Engin? Ha baba. Görmedim, kusura bakma ya. Olsun evlat, olsun. Tamam, sen gidebilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.